Kenan İmirzalıoğlu ekranlara veda edeceği dedikodularına son noktayı Pazar Magazin mikrofonları aracılığıyla koydu. Benim açıklamam şuydu. Kenan İmirzalıoğlu kendisini eleştiren gazetecilere ne yanıt verdi? Bazı gazeteci abilerimiz de işte... Kenan İmirzalıoğlu'nu kim neden kızdırdı? Terbiyesizdi diye düşünüyorum. Yakışıklı erkeklerinden ve en başarılı oyuncularından. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Kenan İmirzalıoğlu'ndan. Öyle kolay kolay da röportaj vermez hani. Ancak yakışıklı oyuncu Pazar Magazin ekibine hakkında merak edilen ne varsa anlattı. Yakışıklı, karizmatik, başarılı. Ekranların en sevilen oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. 4 saate yakın bir süre mekanda kalan İmirzalıoğlu ayrılırken kendisini bekleyen ekibimizi kırmadı ve sorularımızı yanıtladı. Dizi süreleriyle ilgili duyduğu sıkıntıyı bir süre önce mevcut dizi süreleri devam ederse seneye ekranda yokum sözleriyle dile getiren oyuncunun yer aldığı diziye devam etme kararı alması tartışmalara sebep olmuştu. Biz de beyefendi hazır yanımızdayken bu konudaki fikrini sormadan edemiyoruz. Arkadaşlar benim açıklamam şuydu. Karadayı'dan sonra inşallah 60 dakika olmazsa diziler ben oynamayacağım diye bir karar almıştım. Yani bunu Allah büyük konuşturtmasın. Hani bunu bir iddia olarak söylemiyorum. Ben bunu bir sektörün ihtiyacı olarak söylüyorum. Kenan İmirzalıoğlu bu sözlerinin ardından kendisini eleştirenlere bir cevap vermeyi de ihmal etmiyor. Bazı gazeteci abilerimiz de işte yarın işte daha büyük paralar teklif edilir. 60 dakika değil de yine 90 dakika işlere devam edilir diye düşünülüyor. Fakat şu an Türkiye'deki diziler artık dünyada 80 tane ülkeye ithal ediliyor. İhraç ediliyor çok affedersiniz. Yani böyle bir değeri korumamız için bizim süreleri kısaltıp bu sektördeki insanların mutlu bir şekilde çalışmasını sağlamamız lazım. Böyle olursa ancak biz bu değeri koruyabiliriz. Yoksa bir süre sonra bu süreç bu şekilde devam ederse bu güç de elimizden gidecek ve artık hani dünya bizim dizilerimizi almayacak. Tamamen kaliteyi arttırma adına, ben sadece kendi konforum adına söylemiyorum bunu. Bu sektördeki insanların mutlu yaşaması adına söylüyorum. Bu arada geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Sümer Tilmaç katıldığı bir programda bir dizi için bölüm başı 1500 lira para teklif edildiğini, bunun yanında Kıvanç Tatlıtuğ'sa kat ve kat fazla ücret aldığını söyleyerek bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu konudaki fikri ise oldukça net. Çok doğru söylemiş, o parayı teklif edenin terbiyesizliği diye düşünüyorum. Bu kısa fakat samimi sohbetimizin ardından Kenan İmirzalıoğlu'na teşekkür ediyor ve kendisini bu yağmurlu havada daha fazla tutmayalım diyerek uğurluyoruz. Teşekkür ederim.